Merhaba sevgili, çok kıymetli seyircilerimiz. Herkese İstanbul'dan, Ataşehir'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kıymetli seyircilerimiz, bugün gerçekten çok özel, çok ne diyeyim, hayatımı belki de ufkumu değiştiren birisiyle sizleri tanıştıracağım. Birisi diyorum, öyle dememem lazım aslında. Sevgili Hayrettin Şef'im, gerçekten gerçek bir şef ve alaylı yıllarını bu mesleğe vermiş. Bizlere bugün çok güzel yemekler yapacak. Sizin de eminim çok beğeneceğiniz yemekler olacak bunlar. Öncelikle kendisini tanıyalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili Hayrettin Şef'im. Sizi tanıyalım öncelikle. Tabii, hoş bulduk Halime Hanım. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben Hayrettin Sucu, 39 yaşındayım. Erzurumluyum. Erzurum. Bugün birkaç tane Erzurum yemeği yapacağız. Aynen. Erzurum'a selam olsun. Aynen, çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Birkaç tane Erzurum yemeği yapacağız. 19 yaşında ben bu mesleğe başladım. Maşallah. Aynen, aşağı yukarı 19-20 senedir bu sektörde çalışıyorum. Siz de çok sağ olun, çok övgüler yağdırdınız bize. Tabii bilmiyorum ki. O kadar övgüyü hak ediyor muyuz? Tabii hak ki hak ediyorsunuz. Aynen. Az sonra neden olduğunu tekrar yine sevgili seyircilerimize söyleyeceğiz. Tamam, tamam. İki çocuk babasıyım. Bir kızım, bir oğlum var. Aynen. Oğlum yarın bir yaşına girecek. Emekliyordu daha. Aynen, emekliyordu aynen. Maşallah. Yarın bir yaşına girecek. İşte bir AVM'nin içerisinde bir Türk restoranında mutfak şefi olarak görev yapıyorum. Maşallah. Aynen, işte senede bir de dediğimiz gibi birazdan herhalde bahsedeceğiz. Hı-hı. Bu İstanbul Culinary Cup yarışmalarını evet. falan organize ediyoruz. Oradan sevgili, zaten tanıştık. Sözünüzü kesiyorum sevgili seyircilerimiz. Biz nereden tanışıyoruz Hayrettin Şef'imle? Biliyorsunuz ki uluslararası bir yarışma. Yarışmaya katıldım. Kendileri vesile oldu ve orada da Nukulu, Sinop'umuzun Nukulu'na altın madalya kazandırmıştık. Sağ olsun. Gerçekten hakkınızı helal edin. Diyorum ya, ufkumu değiştiren kişi. Çok heyecanla, panikle. Hattınızı aynen. Aradığınızda çok paniktiniz. İşte yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yani normaldir. Hani genelde hani orada bu işin okulunda okuyan insanlar, işte özel okullarının, işte devlet okullarında daha eğitimini iyi alan insanlarla beraber yarışıyorsunuz. Heyecanlı olmaz, normal, doğaldır. Maşallah evet. O kadar herkes yarışmacı orada. Herkes hiç durmadan saat başı yarışmalar aynen, var. Aynen. Biraz kararsızdınız. Ben herhalde biraz şey yaptım. Evet, işte, teşvik işte, ettiniz. Yani hiç katılmamak daha kötüsü yani. Evet, oraya katıl, kötüsü. Katıl oraya, başarısız ol. Değil mi? Yemek bile çıkar ama. Ama yani. O heyecanı yendin mi evet. en güzeli o. Ama hiç katılmamaktan daha iyidir. Gerçekten belki bu sene oyuncuları yenersin. Bu sene işte bir iyi bir şey çıkaramazsın. İnşallah. Seneye de ama siz gerçi ilk senede de iyi şey çıkardınız da. Bu sefer kendimize çok güvenimiz aynen. geldi. Mutlaka katılmak aynen. istiyorum. Şimdi seneye hedefi de büyüttünüz. İnşallah. Aynen yani. Bir, o sene bir şey yapamazsan bir sonraki sene evet. daha güzel şeyler ortaya hiç çıkarabilirsin. Hiç beklemiyorduk altın madalya ama. Çok sürpriz yani oldu demek o da. Demek iyi şeyler çıkardınız ki aldınız yani. Ay, Allah razı olsun. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir yarışmaydı. Ve bu kadar ciddi olduğunu oraya gidince gördüm. Gerçekten hani kılı kırk görüyorsunuz. O kadar ciddi olduğunu tahmin etmiyor muydunuz yani? Öyle mi? Gerçekten. Yani. Saniyelerle, dakikalarla yarışmak ve orada evet. gerçekten bütün Türkiye'nin en ünlü şefleri oradaydı tabii, zaten. Tabii. Bütün bu sektörün bütün ünlü şefleri hepsi oradadır. Özellikle Rafet Şef de biraz serttir yani herhalde. Siz onu gelmeden şey araştırmadınız benim tahminim. Araştırsaydınız yarışmanın ciddiyetini anlardınız. Aynen. Yani. Acemiliğimize rağmen gerçekten Rabbim lütfetti. Aynen. Sizlerin de sayesine gerçekten kazanma yani orada hani dereceye bile girmek sonradan ortamı görünce gördünüz değil mi? Bütün çok hepsi büyük böyle şeydi. Hepsi çok evet, değerli süper. Öğrenciler var, evet. çok değerli aşçılar var. Evet. Siz de onların buradan arasından aynen sıyrıldınız, kupayı aldınız, madalya aldınız. Şöyle bir şey, benim lazım. Kızım da video çekiyordu orada. Öyle şimdi mi? Lafı çok uzatıyoruz, yemeğe geçeceğiz hemen ama tamam. benim kızım da video çekiyordu. Bu kadın da nereden geldi? Yaşlı kadın diyorlarmış ama aynı zamanda ben de Maltepe Kız Meslek Lisesi'ni okulunu bitirdim. Yeme içme aşçılık bölümünü bitirdim. Öyle ben de mi? Öğrenciyim aslında. Yaşlıyım ama. Değil mi? Ne diyoruz? Hayat bir gün, o da bugün. Hiçbir şey için geç değil. Asla pes etmeyin. Hiç değil geç mi? Değil. Hiç geç şey değil. Özellikle sizi takdir ediyorum. O kadar normalde o kadar yani belki sizin çocukların yaşlı olan insanlar orada evet. yarışıyor. Aynen çocuklarla yarıştım orada. Başkası olsa benim çocukların için ne işim var falan aynen. der. Hani işte gelir evinde çoluk oturur falan filan ama. Ve Nişantaşı Üniversitesi'nden tutun bir sürü hani. Bir sürü üniversiteler var. Liseler var. Yabancı ülkeden gelen aşçılar var. Bunların arasında cesaret edip gerçekten bir cesaret gösterip bu yarışmaya katılmanız. İşte bilmiyorduk o kadar büyük oldun. Gidince öğrenmiş çok oldum. Çok takdire şayan bir durumdur.
Evet, gerçekten öyleymiş. Rabbim inşallah bir dahakine nasip etsin. Seneye de bekliyoruz. Katılacaksın herhalde. Evet, inşallah. Bu sefer incir uyuşturması inşallah. Yapacağız hep beraber. Tamam. Bakalım o heyecanı tekrar yaşamak istiyoruz. Bakalım, seneye artık hedefi büyüttünüz. Bak, bu sene atıyorum daha düşük alsaydınız. Sene derdiniz ki gümüş ya da bronz altın alsam yeter. Bu sene ilk senede altın aldınız. Artık seneye bir kupayla falan kapatmanız İnşallah gerekiyor. İnşallah artık şefim ne derse o. Yardımcı da oluruz. İnşallah. Yani şeyde değil tabii. Neler yapacağız? Yapacağınız şeylerde yani. Puanı siz vermiyorsunuz tabii sonuçta. Tabii puanlarda siz hiç kesin. Siz orada yarışmayı koordine eden. Koordine ediyoruz. Biz genelde yarışmalarla ilgili benim görev daha çok, en zor görev benim. Benim mesela 3 ay önceden başvuru çalışmaya. Bu bütün kayıtları falan, öğrencilerin işte belgelerini, kayıtlarını falan, isimlerini, hepsini, hangi yarışmaya katılacak. Bunları hepsini organize ediyoruz. Evet, en zor bölüm bizde. Sanki orada 2 gün çalışıyoruz, sadece orada 2 gün bitmiyor. Yani. Onun öncesinde bir 3 aylık bir emek var. Gerçekten hani çok uğraşıyoruz. Evet. O kadar soru soran var ki yani insanı artık bıktırıyorlar. Bir de tabii siz yine iyisiniz. Daha çok göstersem WhatsApp'ta yazıları. Binlerce yazı var ya, o kadar soru soran var ya, hepsine ama tek tek cevap vermek zorundasın. Olunca... Aynen, hepsine tek tek cevap vermek zorundasın. Vermezsen olmuyor. Bazıları sizin gibi heyecanlı. Çok heyecanlı. O heyecanın yeni geliyor, yatıştırıyorum işte, usta yapabilir miyim, işte şef bilmem, işte olur mu olmaz mı falan filan. Onlara bir idare etmek, onlara bir cesaret vermek derken bayağı bir uğraşıyoruz. Aa, yani. Burada da sizin tabii ki yılların bilgi birikimi, tecrübeleriniz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Konuşuyor. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Seneye de bekliyoruz. İnşallah. Şefim şimdi ne yemeği yapacaksınız bize ilk olarak? Şimdi ilk önce soğuk ayran aşı çorbası yapacağız. Yaz mevsimindeyiz. Evet, serin. Hani sıcak çorba çok gitmez yazın. Aynen. Zaten hava sıcak. Bir de sıcak içtim yani, terlemeye o şeye gerek yok. Soğuk bir ayran aşı çorbası yapacağız. Erzurum yöresine ait. Oh. Aynen. Çorbayı kendi yöremizden yaptık. Daha sonra soslu köfte yapacağız. Tamam. Ondan sonra cevizli tel kadayıf tatlısı yapacağız. Tamam. Hadi çorbadan şimdi başlayalım. Evet, hemen çorbadan başlayalım. Tamam. Soğuk ayran aşı Aynen. çorbasından. Şimdi ilk olarak bir gün önceden, bir gece önceden nohutumuzu ısıyoruz. Evet. Buğdayımızı ısıyoruz. Bunları haşlıyoruz. Hepsi hazır. Bunları haşlarken özellikle buğdaya içerisine tuz koyarsak, bu tuz bunun içine işlemiş olur. Yerken o tuzu da hissetmiş, daha lezzetli olur. Aynen. Bakın sevgili seyircilerimiz, bir taraftan da lezzetin püf noktalarını aynen. veriyoruz. Örnek veriyorum, sebze haşlarken, işte nohut haşlarken, buğday haşlarken bu tuzunu içerisine atarsak, bu tuz ya yani o yemeğin içine de işlemiş olur. Ama sonradan atarsak sadece kenarında, etrafında olur. Buğdayı yerken ya da neyse artık nohutu yerken sadece dışındaki tuzu hissederiz. İçini yediğimiz zaman yine o tuzsuz bir şekilde bize... O yüzden aynen. Diyorlar ya, kiminin yaptığı yemek daha lezzetli diye. Püf noktalara dikkat edersek... Tamam, başlayalım mı? Evet, hemen başlıyoruz. Tamam, şimdi öncelikle şuraya bir tencere koyduk. Yoğurdumuzu koyacağız. Evet, yoğurdumuzu çırptık. Evet. Şu kadar yoğurt yeter bize. Tuz koyacağız içerisine. Önce bir su koymadan çırpalım. Evet. Neden su koymadan çırpıyoruz? Çünkü suyu koyduktan sonra pütür pütür olma ihtimali daha çok. Çünkü koyurken daha çok böyle homojen bir kıvam alıyor. O yüzden önce çırpacağız bunu. Daha sonra biraz su ilave edelim. Halim Hanım, siz ilave edin, ben size yeter diyeceğim. Yeterlidir Halim Hanım. Bu ayran gibi de olmayacak. Böyle bir koyu bir kıvamı olacak. Aynen. Aynen, koyu bir kıvam. Lezzetin sırları. Aynen. Hepsini şimdi bunun içerisine haşlamış olduğumuz nohut atacağız. Evet. Yaklaşık atıyorum. 1,5 su bardağı. Aynen, 1,5 su bardağı, bir kase. Bir kase. Sonra buğdayımızı atacağız. Den de diyorlar, buğday da diyorlar, keşkek de yani diyorlar. Marketten aldıkları zaman aşurelik buğday diye alabilirler, evet. Yarma. Evet. Yarma. Buğday yarması da diyen var. Buğday yarması diyen var. Yöreden yöreye değişiyor aynen. Bizim ama mesela Erzurum'da dediğiniz gibi den derler. Den derler. Komşularım Erzurumluydu ya, o yüzden. Tabii kendimiz yaparız. Mesela hazır almayız biz buğday, bizim evet, orada çok yetiştiği için. Kendimiz yaparız, den derler ona. Biliyorum. Bulgurumuzu kendimiz evet, yaparız. Buğday ve de beyaz buğday oluyor Erzurum evet, buğdayı. Evet, beyaz buğday oluyor. Şimdi nane koyacağız içerisine. Bu kadar nane yeter bize. Naneleri doğruyorum ben. Evet.
Hep aşçılara sorarlar. Evet. Evde de yemek yapıyor musunuz diye. Ya evde yapıyorum tabii. Evde özellikle... Eve iş taşımıyor musunuz yoksa? Yok, iş taşımıyoruz ama yapıyoruz yemek. Özellikle yani. Pandemi döneminde çok yaptık. Hı. Yani baktık yapacak bir şey yok, canımız sıkılıyor. Yani. Bütün yemekleri biz üstlendik. Aynen. Ama bir de baktık ki bütün beyler maşallah pandemide aşçı. Aşçı oldu. Sonra hepsi kabuğuna tekrar geri çekildiler arasında. Devam etseler daha sosyal iyi. Sosyal medya yıkılıyordu. Yıkılıyordu aynen işte. Sadece ekran önünde yapıyorlar. Aslında normalde devamlı yapmak lazım. Bazen özel şeyler olsa yapıyorum. Aynen. Çocuklar ister. Çocuklar istiyor, onları da yapıyoruz. İşte kızımla beraber yapıyorum. O da yemek yapma meraklısı. Baba mesleği. Baba mesleği işte. Bazen videolar çekiyoruz onunla. Onun da eli biraz yatkın, seviyor. Beraber yapıyoruz. Şimdi maydanozumuzu doğradık. Evet. Nanemizi doğradık, attık içerisine. Gerçekten yaz günlerinde böyle buz gibi içince içinizi ferahlatacak bir çorba oldu. Aynen, özellikle genelde buzdolabında tutalım ki yani soğuk. Soğuk. Ya özellikle dolapta. Tabii soğuk dolapta tutalım. Şimdi bunun içerisine biraz da kuru nane atacağız. Kuru naneyi de attık. Ve biraz, farklı bir lezzet verecek olan. Evet. Reyhan atacağız şimdi buna, kuru reyhan. Biz reyhandan şerbet yapıyoruz ama ustam ne yaptı? Çorbanın güzel, içine. Güzel bir aroma veriyor. Özellikle reyhan, nane, maydanoz aynen güzel bir aroma veriyor. Mor reyhan. Mor reyhan aynen. Biz bunun yeşil reyhanını tarhana da kullanıyoruz. Evet, tazesini de kullanabilirler. Özellikle mevsimine göre varsa, bulabilirlerse. Yoksa kurusu da olabilir. Sevgili şimdi... hanımlardan mesajlar da geliyor. Bunları deniyorlar. Özellikle buradan arkadaşlara sesleniyorum. Erzurumlu tanıdıklara sesleniyorum. Bakın ne tesadüf oldu böyle. Evet. Buradan da komşularıma, eski komşularıma özellikle selamlar. Erzurumlu komşularınız mı? Evet, Erzurumlu komşularıma. İyi, güzel. Erzurum'un da iki tane gelin aldık oradan. Öyle mi? Memnun musunuz? Çok memnunuz biz gerçekten. Sinoplularla Erzurumlular artık akraba olduk biz. O yüzden Erzurumlular daha bir daha çok seviyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Benim de birkaç tane Sinoplu arkadaşım var. Yani düzgün insanlar. Ben de memnunum Sinoplu arkadaşlarımdan. Gerçekten. Şimdi salatalık doğruyoruz. Özellikle kenar kısmını doğruyoruz. Böyle dişe gelsin diye. İnsan bu çok ferahlatıcı bir çok çorba ferahlatıcı, olacak. Aynen. Salatalıkta olması zaten. Hem reyhanın kokusunu verecek aromasını, hem cacık gibi böyle değil mi? Hem cacık rahatlığı. Aynen, hem cacık rahatlığını verecek, hem çorba yani yaz mevsiminde evet, güzel bir aroma verecek. Bunu bilmiyorduk. Öyle mi? Ben bilmiyordum, buraya kadar biliyordum ama salatalık koyacağımızı bilmiyordum. Salatalık da dediğim gibi hani mevsiminde, yaz mevsiminde çok bulunan bir sebze, kullanılabilir. Sevgili hanımlar, gerçekten çok kolay bu. Kolay, aynen. Kolay çok ve... kolay, çok basit. Mutlaka bunu deniyorsunuz. Yorumlara da yazıyorsunuz. Bakalım kimler yaptı. Çok basit, inanın. Hani 5 dakikada olabilecek bir şey. Yeter ki hemen de önceden nohutunuzu... Yani nohutla biraz zaman alıyor. Onu da dediğim gibi bir gün önceden eğer onu hazırlığını alırlarsa, ıslatırlarsa, haşlarlarsa gerisi kolay. Salatalığımızı da koyuyoruz. Tekrar bir karıştıralım. Bir zeytinyağımız kaldı koyacağımız. Bunu da böyle çiğden koyuyoruz. Bunu da çiğden koyuyoruz, aynı. Evet. Süper. Diyet olarak yemek isterlerse yağ da koymayabilirler. Yağ koymayabilir, yani o bu şeye kalmış, yani kişilerin damak tadına kalmış. Biz genelde yağ koyuyoruz, zeytinyağı da bir şey lezzet versin diye. Koyması da olur. Evet, çorbamız bu kadar. Çorbamız bitti. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 5 dakika bile sürmedi. Yani hazırlık olursa 5 dakikada biter aynen. Aynen. Koyalım bir kaselere hep sonra. Kaseye hep beraber servis yapacağız. Evet, şimdi tamam. Dilerseniz ikinci yemeğimize geçelim. Tamam, ikinci yemeğe geçelim. Ve sevgili seyircilerimiz, sevgili Hayrettin ustamızla beraber, şefimle beraber şimdi ikinci yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Ustam bize ikinci olarak ne yapıyorsunuz? İkinci olarak soslu köfte yapacağız.
Aynı zamanda bunun bir diğer adı da var. İsveç köfte derler buna. Aynen, bu da yaz yemeği diyebiliriz. Yani sosu böyle salça, işte yağ falan çok fazla yok. Normal demoglas sos yapacağız. İçerisinde böyle az soslu bir köfte olacak. Zaten birazdan görecekler onu. Başlayalım mı? Hemen başlayalım. Tamam. Öncelikle kıymamız var burada, aşağı yukarı 500 gram dana kıymamız var. Bunun içerisine soğan rendeleyeceğiz. Bir yarım soğan yeter buna. Yarım soğan. Soğanın suyunu falan sıkmıyorsunuz. Yok. Yani şöyle, eğer ki soğanın suyunu sıkarsak ürün daha çok dayanıklı olur. Atıyorum 2 gün gidecekse 3 gün gidecek ya da 4 gün gidecek, ama aynı gün yapacaksak çok suyunu sıkmaya gerek yok. Biz dolayısıyla bugün yapacağımız için suyunu sıkmaya gerek yok. O soğanın suyu kötü bir hani şey bırakıyor. Evet, renk bırakıyor, evet. Acılık bırakıyor, renk bırakıyor. Bir taraftan da sevgili seyircilerimiz, gördüğünüz gibi püf noktalarını sevgili ustamdan öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi galeta ununu koyacağız. Bayat ekmek içi koymuyorsunuz mu ustam? Bayat ekmek içi de olur, galeta unu da olur. Bayat ekmek içi daha güzel olur aslında. Aynen, daha güzel olur. Şimdi hazır, yani çok kimse uğraşmıyor bayat ekmekle. Genelde galeta unuyla. Evet, maydanoz ununu koyacağız. Köfte maydanozsuz olur mu? Köfte maydanozsuz olur. Yani şey, maydanoz sevmeyen insanlar için olur. Yani özellikle aynen. Benim eşim kesinlikle maydanoz sevmez. Öyle mi? Hiç sevmez. Yani sevmiyorsa olur. Evet, maydanozumuzu da koyuyoruz. Yemek yapmak tamamen sanat işi, ama bu gramla, gramajla falan uğraşmıyorsunuz siz de gördüğüm kadarıyla. Bu yılların tecrübesi, damak tadıyla alakalı bir şey. Ya bu mutfakta çalışırken çok gramla uğraşamazsın, o vakit yok. Ama biz ne yapıyoruz? Mesela bir tabii ki bir reçete yapıyoruz, işte bir maliyettir. Bu kaç, işte kaça alıyorsun, kaça mal oluyor, kaça satıyorsun, doğru mu satıyorsun, yanlış mı satıyorsun, zarar mı ediyorsun, kar mı ediyorsun? Bunların hesaplamasını biz önceden yaparız. Yani alt reçete diye bir şey var. Biz bunun reçetesini önceden yapıyoruz, işte yarım kilo kıymadan işte tartıyoruz ne kadar, işte galeta unu, işte atıyorum 50 gram, bir yumurta falan filan, hepsinin maliyeti var bizde. Maliyetin hesabını yapıyoruz. Sonra bir porsiyona bölüyoruz bunu. Diyelim ki bir yaptın 10 porsiyon çıktı yaptığından. Sonra onu ona bölüyorsun. O maliyeti çıkarıyoruz. Satışı da ona göre belirliyoruz. Ama şeyde maliyet şey olmaz yani. Yaparken tamamen yaparken damak olmaz. Lezzetine. O biraz damak lezzetine ve de ortalama bir şey yani, ortalama bir şey. Yaparken işte 10 gram tuz atayım, tartayım, teraziyle yani uğraşırsan iş çıkmaz. İş çıkmaz. Yeri geliyor öğlen 200 kişiye yemek veriyorsun. Yani. Nasıl tartacaksın onu? Aynen. Şimdi tuzunu atacağız. Karabiberini atacağız. Bir çay kaşığı kadardı, evet, tuzumuz. Bir çay kaşığı. Aşağı yukarı ölçülerini verelim. Yarım aynen çay kaşığı da karabiberimiz var. Aynen. Şimdi bir tane yumurta kıracağız. Kırayım mı yumurta? Yumurtayı ben kırayım bir tane. Şöyle. Ya da köy yumurtası. Aynen, köy yumurtası. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Şunu alayım, burada yapın istersen. Olur. Şimdilik bitti, birazdan ihtiyacımız olabilir. Bizim mutfağımız böyle, şefim, yaşayan bir mutfak. Tamamen evimizde nasıl yaparsak. Doğal. Doğal. Aynen. Neyse, oyuz. Önemli olan burada gerçekten şahane lezzetleri sevgili seyircilerimize sunmak, göstermek, sunmak. Onlarla bu anı paylaşmak. Evet, aynen. Köfteyi derler ya, çok iyi yoğurmak lazım diye. Çok iyi yoğurmak mı lazım? Yani kıvamını iyi tutturmak lazım. Tutturamazsak köfte dağılır. Yani atacağımız yağın içerisinde, suyun içerisinde artık nasıl yapıyorsak dağılır gider. O zaman da yaptığımız köfte kıymaya döner. Bir işe yaramaz. Hep derler ya bizim böyle hani ev hanımları olarak, sakız evet, sakız olacak. Aynen, sakız sakız birbirine tutacak böyle. Yani ayrık ayrık olmayacak. Şu an gördüğünüz gibi tutmaya başladı. Evet. Çok ayrık ayrık olmayacak. Biz bazen böyle şey yaparız, alırız, deneriz böyle. Yani. Tutuyorsa tam şey yapmadan, bırakmadan oldu demektir. Tutmuyorsa yoğurmaya devam. Bu olmak üzere zaten bir parça daha yoğuracağız. Evet. Ondan sonra küçük küçük köftelerimizi yapacağız. Evet.
Evet, şimdi bunları küçük küçük yapacağız. Sevgili... Aşağı yukarı 15 gram, 15 gram. Gramlarını bile söylüyor artık. Uzmanlık alanı ne de olsa. Usta, şef olmak tabii kolay değil. Çok sağ olun. Siz de iyi işler çıkarıyorsunuz. Siz de seyrediyoruz, izliyoruz. Yani bu azimle, bu çabayla. Biz tamamen böyle hani annelik içgüdüsü diyelim, ev hanımlığıyla ne yaparız? Biraz da meraklı olsun, olunca. Olsun, siz... Sizin gibi alaylı yani, değiliz. Evinize geçip oturmadınız. Bir mücadele veriyorsunuz. Aynen. Bir uğraşıyorsunuz. İşte bir yeri geliyor yarışmalara katılıyorsunuz. Aynen. Bir işletmeniz var, onu işletiyorsunuz. Yani bu da büyük başarı. Bazen diyorum ev hanımlarına, ev hanımı olmak kaderiniz değil, kader mahkumu değilsiniz. Evet, 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 evet. Kendinizi, kaç çocuğunuz olursa olun, olsun, geliştirmeye devam edin. Sonuçta hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Tabii, tabii. Değil mi? Kendini Rabbimle... geliştirmenin, kendine bir şeyler katmanın hiçbir zaman yaşı olmaz. Hiçbir zaman hiçbir şey de geç değildir. Siz bunun en iyi örneğisiniz işte. Geçen sene 20 yaşındaki çocuklarla yarıştınız. Aynen. Yani başkası olsa yarışmaz. Gerçekten büyük bir cesaret, büyük bir azim. Hem de iyi iyi işler çıkardınız. Altın madalya aldık. Madalya aldınız. Ve onu gerçekten Sinop'un altın madalyanın okulu var artık. Düşün. Zaten biz bunu Sinoplular olarak patentini biz almıştık. Şey, tescili biz de tescil ettik. Şekil olarak, tad olarak aynen öyle yaptığım gibiydi Sinop okulu. Şimdi de bir de üstüne altın madalya almış olduk. Bir de altın, aynen, bir de tanıttınız yani, orada. Aynen öyle tanıtmış olduk. Tanıttınız, bir sürü şefler gördü. Uluslararası ve bizim özel şerbetimiz var. Biz ona nardik diyorduk. Yani nardik. Kızılcığın eşisi diyoruz ona. Pekmeziyle kızılcık acı oluyor zaten. Evet. Elmayı birleştiriyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman hem ekşi böyle hem tatlı bir tat oluyor. Adına da nardek diyoruz. Nardek. Yöresel ismi. Ha, yöresel. O yüzden özellikle onu yapmak istedim ben. Hani farklı bir şey olsun istedim. Artık şimdi yemek okuluna da gittiğim için, hani lisesine de gittiğim için, evet, ve görüyoruz böyle şeflerime burada selam olsun. Tuhaf tuhaf yemekler yapıyorlar. Hani farklı bir lezzet bulalım diye, yakalayalım, evet, diye değişik değişik yemekler var. Evet. Ben de bir yöreselden tarafım. Yani sürekli hani bu benim özüm, kültürüm. Unutulmuş gelenek, yemek. Gelenektir, aynen. Geleneksel yemeklerimiz unutulmasın diye bildiğiniz gibi zaten tamamen kendimize ait olan yemekler yapan da bir işletme, evet, açtık. Özellikle hani yöresel bir tat da katılmak istedim. Çok şükür ki yüzümüzün akıyla da çıktık. Gurur yani vereceğiyle. Sizin sayenizde ben Sinop mantısıydım. Şu ana kadar hiç duymamıştım. Artık sizin mi çıkardınız? Öncesinde vardı, onu da bilmiyorum. Var tabii ki, olmaz mı? Geçmişi var mı yoksa uydurma mı onu bilmiyorum. Yok, ama duyuluyor sonuçta. Sinop'ta kulak aşı diyorlar ona. Kulak aşı. Kulak mantısı ama Sinop'a dışarıdan gelen turistler Sinop mantısı mantıya benzediği için. Böyle mantı şekil olarak da ve evet, cevizle servis yapılıyor. Hmm. Bu Sinop mantısı da tescillenmiş. Öyle mi? Tabii artık onun da tescili Sinop'a ait. O da resmi olarak tescillendi. O yönden, anladım, de çok mutluyuz artık. Diğer mantıdan farkı şey mi? Ceviz olması mı? İnce açıyoruz hamurunu ve yumuşak bir hamur yapıyoruz. Yumuşak hamur, evet. Sert bir mantı hamuru açmıyoruz ve içine mutlaka yumurta koyuyoruz hamurunu. Hmm. Bol yumurtalı ve ince açıyorsun. Şeklinde kulak şekli veriyorsun. Hatta, anladım, bazı yörelerde, ilçelerde hanım göbeği bile diyorlar ona. Hanım göbeği, şekil olarak. Evet. Ama kulağa benziyor tabii daha çok. Ve üzerine bir tarafına ceviz, bir tarafına yoğurt. Siz Kayserilerden biraz daha bankör davranmışsınız. Onlar ceviz mi koymuyor. Cevize kıydık. Yumurta koymuyorlar. Onlar yumurta farkı koymuyorlar. Farkı herhalde o. Hem ceviz koymuyorlar hem yumurta koymuyorlar. Aynen. Farkı o. Farkı o. Gerçekten bol yumurta koyuyoruz burada. Elinize sağlık. Bugün tadına bakacağız. İnşallah. Bakalım not vereceğiz iyi mi kötü mü diye. Biz sizin yemeklere not verelim. Siz de bizim mantımıza. Tabii tabii. O yönden mutluyuz Allah'ımıza çok şükür. İyi, işler yolunda. Çok şükür. Amacımız, hayallerimiz bu doğrultudaydı ve ben daha önce çalışmadım. Hani herhangi bir işletmede. Öyle mi? Belki çalışsaydım. Hiçbir yerde çalışmadınız mı burayı açana yok, kadar? Yok, ya bir ortaklık yaptım ben başkasıyla. Hmm. Sonra kendi yerimi açmaya karar verdim. Çok iyi. Belki çalışıp da bu kadar zor uykusuz kalacağım bilsem açmazdım. Ama yani, hayallerin peşinden gitmek için de bir şeyleri feda etmeniz yani lazım. Şu da var. Yani evinize çıkıp oturabilirdiniz de. Aynen. Ama işte hani onu seçmediniz. Dört tane çocuğumu büyütmüşüm. Gezme zamanı. Baksınlar bana, aynen, baksınlar bana gezme zamanı deyip kabuğunuza da çekebilirdiniz. Ama onu seçmediniz. Evet, ve bence mücadele etmek her zaman en iyisidir. Özellikle başka mantıları yedikten sonra ben böyle meraklıyımdır. Gittiğim yerde hani bir şey yapacaksam onun hakkını vereceksin. O mantıyı yedim, şu mantıyı yedim. Sonradan da dedim ki eğer ki bir gün ben bizim mantımızı
marka yapamıyorsam yazıklar olsun benim Sinopluluğuma dedim ve bunu ben Facebook sayfamda da paylaştım, sosyal medyada da. Bir gün dedim Rabbim bana nasip ederse en doğru şekilde yapacağım dedim. O hayallerle yola gerçekten çıktık. Gerçekten sizi takdir etmek ama lazım. Yani Rabbim çok... de böyle yollarımı açıyor. Niyet Sinop'un güzel olunca. Sinop'un reklamını yapıyorsunuz. Evet tabii, her şeyden önemli Sinop. Aynen. Çünkü Sinop'un adını kullanıyoruz. Sinop'un yemekleriyle hizmet vereceksek, bunu her zaman için bunu söylüyorum. Bunu herkes yapmaz yani gerçekten. En doğru şekilde evet. En kaliteli malzemeleri kullanmak zorundayım. Hmm. Çünkü ben Sinop'u temsil ediyorum. Evet. Yani bunu bana Halime, birisi demiyor Halime ki. Halime Şahin değil de Sinop'u değil mi? Aynen öyle. Halime Şahin değil, Sinop'u temsil ediyorum. Hep de diyorum zaten. Birisi dese ki ay Sinop'un yemeği hiç güzel değilmiş de ben çok üzülürüm. Bir de şey yani dükkanınızın, restoranınızın adı da işte Sinop mantısı diye. Direkt akılda kalır işte Sinop mantısı yedik. Aynen Sinop sofrası diye. Evet. Direkt gittik oraya işte mantısı iyiydi falan filan zaman direkt evet, yani. Evet çok şey, üzülürüm. Aynen. İşte ismi o de, adımıza aynen. Helal gelmesin. Memleketin ismini de zedelemiş olursunuz. Evet. Çok önemli. Şu ana kadar herhalde öyle bir şey olmadı. Çok şükür. Çok başarılı işler çıkardınız. Yüzünüzün akıyla. Daha önce dükkan başkaydı diye bildiğim kadarıyla. Evet, taşındık şimdi. Şimdi taşındınız. İçerenköy'e taşındık. Kadıköy'deydik. Bir aile restoranı evet. Bildiğim kadarıyla. Tamamen ailemiz. Aileden oluşuyor. Çok iyi. Tabii, aranıza yabancı koymadınız. İnşallah. Belki ileride daha önceden yine bir dönem bayanlar çalışıyordu. Evet. Şimdi kış döneminde inşallah yine olacak. İşler açılsın olsun. İşler açılsın. Yani. Şu sorunlar bitsin. İşler açsın, daha fazla insan ekmek yesin, daha evet, fazla insan çalışsın. Öyle. Zaten hani balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek. Evet. O başka bir şey. Balığı bir sefer verirsin balığı. Balığı bir sefer verirsin, aynen ikinci öyle. Sefer vermezsin. Ama tutma öğretti mi ömür boyu ona yeter, onu götürür. Evet. İşte burada da insanlara yer geldi meslek öğretiyorsunuz, işte evet. Mantı öğretiyorsunuz. Aynen işte burada işte dolma, güzel güzel dolmalar yapılıyor, tatlılar yapılıyor. Evet. Onları öğreniyorlar. Evet. Belki yarın bir gün onlar da bunu kullanarak evet, bir, ya bir iş yeri açar ya bir kendine bir maaşlı iş bulur. Aynen. Onlara da ekmek sahibi olur. Biz tatlımızdan tuzlumuza her şeyimizi mesela ben canlı yayınlarda zaten sevgili seyircilerimizin huzurunda hiçbir sırrımız yok. Hiç sırda tutmayı sevmem zaten. Sizin sırlarınız var mı? Usta. Yok ben de çok sır tutmayı sevmem ben de aynen Paylaşın, böyle bir bilgimi paylaşmayı severim. Hani insanlar öğrensin yani. Korkacak bir şey yok. Bazı insanlar öyle korkuyor ki aman onu görmesin, aman şunu görmesin, aman bunu görmesin. Şey diyorlar, görsün mesela, ya ne olacak? Buradan da hani ironi mi diyeyim, ne diyeyim hani gerçek ustalar sırlarını vermez diyorlar. Ya o kadar saçma bir laf ki bence. Yok. Yani o biraz eskiden de o. Şimdi internet çağındayız artık. Değil internete mi? Giriyorsun 50 tane köfte çıkıyor karşına. Yani. Bir tane değil 50 tane çıkıyor yani. Neresini saklayacaksın? Aynen. Ve mesela bizim incir uyuşturmamız var. Yine yöresel bir tatlımız. Orada yine sevgili seyircilerimize bunu yapmıştım daha önceden de. Sadece süt ve incir. İnanın başka hiçbir şey yok. Hani sadece ve onun hani derecelerini söylüyorum kaç tane olacağını sayısını. Sırmır yok. Bunu istiyorum yok. Ki bu orijinal haliyle bilinsin. Evet. Gerisi tamamen sizin zevkinize kalmış ama ben istiyorum ki bu orijinali bu. Evet. Böyle bilinsin, böyle güzel o, böyle dilden dile konuşulsun. Tabii en güzel. Ya bize de mesela öğrenciler geliyor. Yeri geliyor işte staj şovunda bizden reçeteler istiyor, veriyoruz. Çocuk şaşırıyor. Ya diyor usta diyor ben diyor başka yerlere gittim diyor hiç vermediler reçete falan diyor. Reçete göstermediler bile yani bırak bana vermeyi. Yani. Al götür diyorum ne olacak yani mezara mı götüreceğiz? Yani insanın bu kadar kendinden korkmaya gerek yok ki yani. Kendine eminsen korkmasın, emin değilsen korkarsın. Çıraklar ustaya geçmezse aynen. Ustalık ölür ya diye. Kendinden şüphe yoksa korkmasın. Aynen. Yapsın adam daha iyisini yapıyorsa daha iyi yani biz onunla gurur duyarız. Evet Hayrettin ustamızdan da öğrendiğimiz gibi gerçekten hani ben belki de bilmeyerekten paylaşmayı çok seviyorum. Gerçek ustalar da böyle mütevazi o kadar. Gerçekten harika. Teşekkür ediyoruz. Sırmır yok dedi. Tabii paylaşmayı sevmeyen de var. Sevmeyen de çok insan var. Tabii yani. Ona göre de Rabbim değil aynen, mi? Aynen. Bir şekilde bir şey çıkarır. Tabii öyle ya. Örnek veriyorum ustalarımız şey yapardı. Pilavın bütün işte kavururdu mavururdu en son işte tuzunu vermeye suyunu vermeye gelince bizi gönderdi. Git işte hani git dolaptan maydanoz getir derdi. Halbuki maydanoza ihtiyacı yok. Görme. Aynen görmesin diye işte ne kadar su koyduğumu görmesin. Ne kadar tuz koyduğumu görmesin diye. Allah Allah. Ya bir gün onu göreceğiz artık. Bize kaçış yani, yok. Bir gün göreceğiz. Pasta tarafı ne koyuyorsun içine? Aynen. Vallahi. Biz de özellikle her şeyimizi böyle ekrana getiriyoruz ki herkes öğrensin, bilsin. Paylaştıkça bilmiyorum lezzetler de çoğalır bence. Her şey çoğalır. Tabii. Paylaşmak güzeldir.
Yok, benim elimden de çok öğrenci geçti. Yani hepsini elimizden gelince şey yaptık, destek verdik. Ama sonradan da seviniyorsunuz. Bakıyorsunuz ki talebeniz, öğrenciniz gitmiş bir yerde bir yerde şef olmuş, bir yerde bir şey olmuş, yani yere geliyor. İşte arıyor bizi. Mesela atıyorum, geçen bir tane öğrencim, yani elimde yetişen öğrenci bir yere şef olmuş. İşte aradım, tebrik kendi ettim falan. Kendi çocuğun gibi gurur duyuyorsun. Tebrik ettim, aynen kendi çocuğun gibi gurur duyuyorsun. Tebrik ettim, böyle böyle işte hani bir ihtiyacın olursa her zaman yanındayım. Adam bir laflar söylüyor ya, işte diyor işte Allah razı olsun, işte bize bu kadar emek verdiniz. Öğrettiniz bize mesleği, bize mesleği yani. Sevdirdiniz. Sizin sayenizde bize çok yardımcı oldunuz diye bu laflar yeter insana. Yoksa yani mesleği öbür tarafa götürecek halimiz yok. Hepimiz yaşlanacağız, hepimiz yeri geldiği bu mesleği bırakacağız. Ama önemli olan arkadan gelen gençler, çocuklar bunu öğrensin. Allah razı olsun diyorum. Şimdi ustam, bunu kızartacak mıyız? Evet, bunu önce kızartacağız, unlayacağız. Sonra kızartacağız, diğer aşamaları yavaş yavaş gideceğiz. Tamam, şimdi hemen öbür aşamalarına geçiyoruz. Aynen. Evet, sevgili seyircilerimiz, şimdi köftemizin ikinci aşamasına geçiyoruz. Evet ustam, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi köftemizi unlayacağız. Unladıktan sonra güzel yağda kızartacağız. Unlamamızın sebebi de içine çok yağ çekmesin, dışında bir kabuk oluşsun, içine yağ çekmesin diye unluyoruz. Şu şekilde unlayacağız. Evet sevgili seyircilerimiz, değişik bir köfte olacak bu. Hı. Gerçekten değişik böyle bir köfte. Böyle sallayabiliriz ya, dağılmaması içine. Biraz sulu köfte gibi mi olacak hani? Çok, ona benzedi. Ona benzer bir şey olacak. Ama çok farklı, sulu olmayacak, aynen. Farklı bir şey olacak, sunumu falan. Evet. Onunla. Soslu bir köfte olacak. Bu şekilde bakalım yağımız kızmış mı? Evet, kızmaya başlamış yağımız. Evet. Şu şekilde atıyoruz. Şöyle tutayım ben de. Bugün Hayrettin Şef'imin elinden ne yemekler yiyoruz, ne yemekler. Aklınız burada kalacak. Bunu iki seferde yapalım. Kendine anlayabilir. Tamam. Şu şekilde yuvarladık mı hepsi tekrar una bulanmış olacak. Bol unla. Evet. İçi de gayet güzel pişiyor böyle. Tabii tabii pişiyor, içi de pişiyor. Buna son bir işlem daha yapacağız. Tamamen pişmiş olacak. Birisi köftenin için sarımsak katar. Siz sarımsak kullanmadınız. Sarımsak kullanmadık. Yani genelde misafirlerimiz öğlenleri çok sarımsak tercih etmiyorlar. Hani kokuyor diye. Yemekten sonra toplantısı olan misafirlerimiz var. O yüzden çok sarımsak kullanmıyoruz. Sarımsak da tamamen damak tadıyla alakalı değil mi? Evet, evet, seven evet. Katabilir. Seven katabilir ama hani biz genel olarak katmıyoruz. İsteyen olursa sarımsağı ayrıca gönderiyoruz, sarımsak yağ şeklinde. Bu şekilde gördüğünüz gibi pişiyor. Bu unun yaptığı bir parlaklık var, görüyor musun? Evet. Una koymamış olsak mat bir şey çıkar, renk çıkardı ama bu un buna bir kabuk yaptı. Parlak bir şekilde çıktı, yani düzgün bir şekilde çıktı. Mat çıkmadı. Şöyle bakalım pişmiş mi? Bir dakikaya pişecek bu. Köftelerimizi şöyle alalım. Kalsın orada hiç. Tamam. Şey görüyorsa sıkıntı yok. Fark ettiniz değil mi? Unun yaptığı bir kabuğu. Eliniz yanmasın Halim Hanım. Tekrardan ikinci partiye atıyoruz. Tamamdır. Gördüğünüz gibi hiç dağılma falan yok.
gerçekten. Bu ölçülerde yapılırsa dağılma falan olmaz. Hem de o ünlü köfteye gerçekten benzedi. Benzedi değil mi? Benzedi gerçekten. İsveç köprüsü. Evet. Çok ünlü. Koştura koştura AVM'lere gitmeye gerek yok. Gerek yok aynen. İşte evde de yapabilirler aynen. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Tabii bu yağı daha sonra tekrar kullanabilirler. Evde süzüp ince süzgeçle muhtemelen kullanıyorlar burada da. Zaten en fazla 2 defa kullanılıyor. 2 defa aynen 2 defa kullanılır. Anneler çok dikkat eder. Anneler şeye. 2 defa 3 defaya da çıkarabilir bazen. Evet. Yapacak bir şey yok artık devir geçim deviri. Aynen. Restoranda kullandığımız gibi evde maalesef kullanılmıyor. Restoranda sonuçta bir paraya çeviriyorsun. Evet, sizin restoranda atık yağları veriyorsunuz galiba. Atık yağları atık topluyoruz aynen. Devamlı çıktıkça topluyoruz. Evet. Büyük bir bidonumuz var. O bidonu doldurdukça atık yağcımız var bizim normalde anlaştığımız. Onlar gelip haftada bir alıp götürüyorlar onu. Çevreyi yerine boş bidonu bırak. Tabii. Çevreyi korumak için bir de onu geri dönüşümü var. Onu da düşünmek lazım. Sonuçta bir ya sabun yapıyorlar ya başka bir şeyler yapıyorlar. Bunu kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi bu da pişmek üzere. Ben ustam mantılarımı yaparken hep onları severim. Bebek sever gibi. Siz de yemeklerinizi seve. Yani bu işi yaparken severek yapmak lazım. Severek yaptığın yemekten hayatta şikayet gelmez. Böyle kendini... Evet, onu hissettiğim için aynen. Size soruyorum. Aynen. Bir işi sen özeniyorsan ondan şikayet gelmez. Onu müşteri de, misafir de beğenir. Ama sen böyle... Siz de şimdi böyle çok güzel gözüktüler. Böyle aynen. Küçük küçük bebek gibi gözüktüler gözüme. Aynen. Sen de böyle sevmeden yaparsan o işten hayır gelmez. Yani bu her iş için sadece yemek için iş değil. Diğer işler de aynı. Yani bilgisayar işi bile yaparsan doğru düzgün yapmaktan sonra ortaya düzgün bir şey çıkmaz. Yani böyle köfteler çok tatlı gözüktüler. Küçük küçük. Evet. Şimdi köftelerimiz tamam. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamaya geçeceğiz, aynen. Ve sevgili seyircilerimiz, soslu köfte, İsveç köftesi. Çok özel bir köfte dedik bugün. Sevgili Hayrettin ustamızla beraber. Şimdi üçüncü aşamasına geçiyoruz ustam. Gerçekten çok farklı bir şey. Lezzetinin sırları şimdi açıklıyor ustamız. Ustam hangi aşamada? Evet, şimdi soğanı soteleyeceğiz. Son aşamaya geçtik. Soğan atıp soteliyoruz burada. Köftenin içinde de soğan var. Bu da ayrıca bir lezzet katması için kullanacağız bunu. Bu taraftan yağın altını da açacağız. Evet, tamam, açıldı. Soğanı iyice soteleyeceğiz. Pembeleşecek. Pembeleşene kadar aynen. Bir taraftan da yağımız olduğu zaman biberleri soteleyeceğiz. Az önce kullandığımız yağ yine. Aynı yağ kullanabiliriz. Aynen. Devam edebiliriz. Kullanabiliriz. Sorun yok. Lezzet devam ediyor. Aynı şekilde. Alev çıkarma işi de çok zevkli bir iş. Alev? Çıkaralım mı alev? Seviyorum ben. Dükkan yanarsa benden bilmeyin. Evet, Allah göstermesin. Özellikle ben kendim İskender yaparken evde çocuklarıma mesela İskender'imi kendim yaparım ben. Hmm. Böyle alevli çok havalı oluyor. Çıkaralım mı istiyorsanız? Var mısın? Ay yok. Çıkarmayalım mı? Şuradan ne bileyim. Çıkaralım ya. Dükkan ayağa kaldıracağız. Madem bir şov lazım size. Eyvah. Biz şov programlarına benzemiyoruz ama. Tabii tamam. Hanımlar siz bunu denemiyorsunuz. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Gerçekten süper oldu. Siz evet, bunu tamam. Denemiyorsunuz hanımlar. Yani evde denemezsiniz. Sadece soğanınızı pembeleştiriyorsunuz. Şov yapmak isterseniz de tabii yapabilirsiniz ama. Bence yapmasınlar evde. Evet. Her şey olabilir, sorun olabilir. Köftemizi attık.
yılların ustası, yılların deneyimi artık. Ustam. Altını kısacağız bunun biraz. İyice çekecek. Aynen, iyice çekecek. Bir taraftan da biberlerimizi kızartacağız burada. Yalnız kızdı. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Biberin zaten çok böyle pişme ömrü yok. Hemen. Az pişireceğiz, aynen. Servis tabağına alacağız. Aynen öyle. Köftelerin içerisine alacağız. Yeterlidir bunlar. Bugün maşallah lezzet patlaması bunun var. Bunun içerisine mantar da koyabilirler. Dileyen sarı biber de koyabilir. Dileyen sarımsak da koyabilir tabi. Çeşidi artık bu için. Aynen, bu artık evdeki insanların ağız damak tadına kalmış bir şey. İyice lezzet birleşiyor şu an. Evet, lezzetler şu an birleşiyor. Şimdi buna son bir sos yapacağız. Bunu kapatalım. Onu kapatalım aynen. Aynen, bunu bekletelim 1-2 dakika. Sonra bir sos yapacağız. Demoglas sos yapacağız buna. Demoglas. Aynen, biraz suya ihtiyacımız var. Tabii. Öncelikle bir kasede açacağız bunu, sosu. Bu neyden oluşuyor? Bu dana kemiğinden yani. Bunun aslında kemik. Orijinali evet, dana kemiği kaynatıyorlar. Orijinali odur ama hazırı da bu şekilde. Tadını böyle veren değil mi? Tabii. Tadını yani, veren. Şey, et yemeği olduğu için et yemeklerinde evet. Kullanılan bir şey. Kemik, dana kemiği. Dana kemiği aynen. Burada açtık sosu. Sulandırdık aynen. Sonra döktük buraya. Biraz kaynaması gerekiyor. Bir kaynar gelmesi gerekiyor. Bir ışım kaynayacak. Bir ışım kaynayacak aynen. Bizim tabirimizde. Aynen. Hanımlar. Bir ışım kaynayacak şöyle. Azıcık kaynaması yeterli. O arada şunun tuzunu, baharatını verelim. Evet. Tuz, karabiber vereceğiz. Tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi sosumuz da oluyor. Koyulaşmaya başladı. Koyulaşmaya başladı. Biraz daha su istiyor. Dediğimiz gibi hanımlar, gidip de o kadar ünlü restoranlara gitmenize gerek yok. Böyle kendiniz canlı kanlı evinizde yapın. Çocuklarınıza sağlıklı yedirin. Ne yedirdiğinizi bilirsiniz en azından. Biliyorsunuz, görüyorsunuz. Kendiniz evinizde bunu deneyin. Tabii şimdi çok şey çıktı işte, bir McDonald's gibi çok böyle hani hazmedilmesi, onu katmasın, hazmedilmesi zor olan yiyecekler falan çok üretiliyor. Bunların ne olduğunu bilmediğim şeyler var. Bazen haberlerde izliyoruz işte, bilmem ne etinden yapıldığı belli olmayan bir ton yemek var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlara çok özen göstermek gerekiyor. Mümkün olduğunca evimizde yapalım. Siz de biliyorsunuz hangisi sağlıklı, hangisi evet. Sağlıksız. Çocuğunuzu emin götürmüyorsunuzdur öyle yerlere. Ya genelde güvenilir yerlere götürüyoruz. Biz bu mesleğin içinde olduğumuz için biraz daha hakimiz. Yani nereler güvenilir, nereler güvenilir değil. Ama tabii halkımızın çoğu bilmiyor. O yüzden hani çok ucuz yerlere gitmesinler, işin şeyi bu. Yani. Ya ucuz etin şey yağınısı yenmez derler ya. Ucuz yere gidersen kalitesiz ürün yersin. Doğal olarak. Onlara da dikkat etsinler. Evet, şimdi sosumuz oldu. Şimdi bu sosu bununla birleştireceğiz. Bunu tekrar buraya alıyoruz. Sosu birleştiriyoruz bununla. Bu yeterli bizim için. Bu da yine çok az kaynayacak. Evet, biraz kaynayacak, özleşecek. Ondan sonra bitireceğiz bunu. Birkaç dakika. 1-2 dakika falan kaynadı mı yeterli. Evet,
tamamen yapım aşamalarını sevgili seyircilerimiz sizlerle paylaşıyoruz, sizlere gösteriyoruz. İnanın zor değil, çok da kolay, çok da lezzetli. Kolay aynen yani. Ön hazırlığı olursa, köftesi falan daha önceden yapılırsa daha da kolay olur. Evet. Çok uğraşacak bir yemek değil. Her zaman diyorum, denemekten korkmasınlar değil mi usta? Yok, hiçbir zaman korkmasınlar. Korkarlarsa hiçbir işi başaramazlar. Yani bu sadece yemek için değil, her işte aynı. Bir kere ziyan ederler. Öğrenmek için ziyan olacak yani. Öğrenmek için o risk almadan hiçbir şey olmaz. O riski alacak, geri gelir, belki yapamayacak. Belki bu köfte dağılacak ama bundan vazgeçmeyecek. Aa, ben köfte yapamadım. Vazgeçmek olmaz. Bir daha yapacaksın gerekirse. Bir daha öğreneceksin. Tamamdır bu şimdi. Tamam. Bu da kenarda beklesin. Evet, şimdi sunuma geçiyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Halime Şahin ile Lezzeti Şahane programında sevgili Hayrettin ustamızla beraberiz ve bugün bize birbirinden değerli yemekleri yaptı. Son yemek olarak da bize tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedi. Sevgili ustam, şefim, şimdi bize ne yapıyorsunuz? Evet, şimdi geldik işin en tatlı bölümüne. Evet, en güzel, en çok sevdiğimiz bölüm. Tatlı kısmına geldik. Şimdi cevizli tel kadayıf tatlısı yapacağız. Evet. Aynen, bu şu tavada yapacağız. Normalde bunu hani pizza tavası olarak da genelde bilinir. Bu tavada yapacağız. Öncelikle istiyorsanız şerbetini koyalım. Evet, bu arada zaman şerbetimiz olsun. Ölçülerini de söyleyelim. Tabii genelde 1'e 1,5 yani 1 kilo şekere 1,5 kilo su konur. Ya da 1 bardak şekere 1,5 bardak su konur. Evet. Koyuyorum 1 bardak şekerimi. Sonra şu suyunu koyacağız 1,5 bardak. Evet, koyduk suyumuzu. Bir parça limon atacağız içerisine. Evet. Limonları şu şekilde aynen kaynamaya bırakacağız. Evet, şimdi bu kaynasın. Şimdi koyuyorum ocağa ben bunu. Evet. Altını da yakalım usta. Aynen. Şuydu. Ortalama 7-8 dakika kaynaması yeterli bizim için. Basılı tutun. Tamam, onu çevirin. Tamam, kaynasın bu burada. Şimdi geldik kadayıfı. Şimdi şu kabımıza. Evet. Önce kadayıfımızı doğrayalım. Doğrayacağız aynen, ince. Doğrayacağız. Bıçakla. Bıçakla çok ufak bir şekilde doğrayacağız. Erzurumlu olunca Erzurum kadayıf dolması da biliyorsunuzdur. Dolmasını da yaparız daha sonra. Aynen. Onda da yine aynı şekilde ceviz var. Söylemesi ayıp, ben de kadayıf dolmasını bir Erzurumlu'dan öğrenmiştim. Öyle mi? Erzurumlu komşumdan. Gerçekten çok güzel yapar. Buradan da ona, sevgili Menekşem'e selam olsun. Erzurumlara selam olsun. Kadayıf doğruyoruz bu şekilde. Olabildiğince ince ince. İnce ince. Minik minik. Kadayıfın taze olmasına dikkat edelim. Eğer taze olmazsa şişer, yani istediğimiz o kıtırlığı alamayız, tazeliği alamayız. Yumuşak o yüzden olacak. Yumuşak, taze bilindik yerden alınırsa daha iyi olur. Bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Aynı şey künefe gibi mi? Künefe gibi aynen. Künefe aynen. Küçük küçük doğruyoruz. Biraz daha alalım. Kalabalığız. Ekip kalabalık. Kalabalığız aynen. Kalabalığız. Bekliyorlar heyecanla. Ustam tabi büyük mutfaklara alışkın. Bizim mutfağımız biraz küçük. Olsun, İdare edin olsun. Şefim. İdare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ve sade tereyağı. Evet, tereyağı. Erimiş tereyağıyla beraber harmanlayacak bir güzel. Bakın hanımlar, gerçekten sır mır yok ustam. Yok, neyse onu yapıyoruz. Neyse onu yapıyor. Şimdi şu tavaya tereyağımızı koyacağız, bu pizza tavası dediğimiz tavaya. Bir tane de kaşık vereyim isterseniz. Altı biraz bol olacak. Oh. Yeme de yanında yat. Şu şekilde tereyağımızı koyduk. Bu tereyağının özellikle şeyini alabilirsek, tabii biz çok yaptığımız için öyle yapıyoruz ama evlerde belki olmayabilir. O sütü olur ya tereyağının, işte bilmem bir o süt oranı var. Evet.
Kaynadıkça böyle köpük çıkar. Evet. O köpük aslında süttür. Onu aldıkça tereyağının aslında daha orijinali ortaya çıkıyor. Evet, öyle abi. Yaparsak daha da güzel olur ama evlerde bu şekilde de sırf tereyağını da şey yapsak, eritsek yeterlidir bizim için. Şimdi bunu herhangi bir karıştırma falan yapmıyoruz. Direkt tavaya Değil koyuyoruz. Mi? Aynen. Direkt. Süper. Önce bir yarı kat yapıyoruz. Sonra diğer katına ceviz koyacağız. Şimdi yarım kat yaptık. Bol tereyağlı. Bol tereyağlı, aynen. Tereyağı bunu kızartıyor. Malzemeden kısmazsak, hakkıyla yaparsak olur, aynen. Muhteşem lezzetler aynen, ortaya aynen. çıkar. Olur, olur. Şimdi ara katına ceviz koyuyoruz. Evet. Künefede yapacağınız zaman ara katına aynen. Peynir koyuyoruz. Künefe peynirini. Sevgili hanımlar, pratik çözümler üretsinler böyle. Şimdi cevizi de bol koyuyoruz aynı şekilde. Tabii bunu üzerine bir baskı uygulamak gerekiyor. Normalde üzerine bir tane daha biz daha önce bir tane yaptık, onu kullanacağız. Bunun üzerine aynı kaptan bir tane daha üzerine atıyorum. 10 kiloluk, 20 kiloluk bir baskı. Yani bizim dolaplar genelde büyük olur. Evlerde de bir 5 litrelik su koyabilirler. Yani. İyice baskı olacak. Hatta bugün yapıp yarın pişirmek daha mantıklı olacak. Çünkü o tereyağı da özleşecek. Hani dağılmayacak. Dinlenecek yani. Evet, dinlenecek ve dağılmayacak. Şimdi evet. ikinci katını koyuyoruz. Biraz az gelin, doğrayacağız biraz daha. Sevgili ustamız sağ olsun bütün inceliklerini hepsini anlatıyor bize. Artık gerisi tamamen artık onların becerisine kalmış. Becerisine kalmış. Aynen. Biz üzerimize düşen bütün her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Zor bir şey değil, yapılabilir. Çok da kolay. Aynen, kolay. Hani vurma biraz daha zor olabilir. Vurmayı tutturmak biraz daha zor olabilir. Onun işte pişirmesi var, sarması var. O biraz daha zor, bu biraz daha kolay. Bu şekilde. Üzerine aynı kaptan bir tane daha koyacağız. Tamam. Buna baskı uygulayacağız. Baskı uygulayacağız. Dediğim gibi biz bunu daha önce yaptık. Evet, şu an dokunun bayağı aynen sert. Bayağı bir sert. Aynen. Yani şey olmuş, bayağı. Tereyağı da özleşmiş. Bayağı bir baskı oluşmuş. Bunu pişirmek, hareket etmek daha kolay. Bu biraz daha zor. Bunu dediğim gibi en az, o yüzden dağılıyor. En kötü yani biz bir yeteri kadar sıkıştırmadığımız aynen. için dağılıyor. Aynen, dağılıyor. Ya bir gün sonra olmasa bile en kötü 1 saat 2 saat bekletsinler. Bir ağırlık üzerinde olsun, ondan sonra yapsınlar. Tamam. Şimdi doğru. Ne yapıyoruz? Şu şekilde önce baskı uygulayacağız. Evet. Dolaba atacağız. Bunu yapacağız ama biraz evet. daha. Hemen kızartma işlemine başlayalım. Aynen, başlayalım. Gördünüz mü? Biraz baskı oluştu biraz. Ve en heyecanlı yerine geldik şimdi. Son tatlımızın kızartmaya başladık ve Hayrettin ustamız bize hem püf noktalarını anlatacak tatlımızın hem de yapmaya kızartmaya devam ediyoruz. Evet ustam. Evet, tatlımızı yaptık. Güzel, dediğim gibi o baskıyı uygulamak gerekiyor. Aynen, baskı uygulamazsak dağılır burada. Çeviremeyiz. Darmadağın bir şey olur. Bir ikincisi, bir de bunu kısık ateşte yapmamız gerekiyor. Yavaş, kısık yavaş. Ateşte yapacağız ki bu içi de pişsin. Eğer kısık ateşte yapmazsak, yüksek ateşte yaparsak dış kabuğu çabuk pişer. Hmm. İçi olduğu gibi hamur kalır. Aynen, biraz da üzerine yağ gezdireceğiz. Biraz altı piştikten sonra 1-2 dakikaya. Şöyle hafiften oynayacağız çünkü alevin temas etmediği yerler vardır. Onları da yavaş yavaş böyle gezdire şey yapacağız, aleve göstereceğiz. Yavaş yavaş bir taraftan da kızarmaya devam ediyor. Başlıyor. Kadayıfımız. Böyle üstüne de biraz yağ dökeceğiz.
biraz yağlı oluyor ama kadayıfın artık olmazsa olmazları. Olmazsa olmazı tereyağı yani. Tereyağı olmadan. Lezzet patlaması. Evet, biraz ağır oluyor. Ama lezzeti o ama kadar da güzel. Ama bizim tereyağımız köyden geldiği için. Öyle mi? Gerçekten orijinal köyden geldiği için hiç dokunmuyor midenize. Ağır da gelmiyor. Ağır gelmiyor değil mi? Birazcık kilo yapıyor ama o da önemli değil. O kadar da olsun. Bu kadar muhteşem lezzetlerde orijinal yerinden geldiği için çıkıyor tabii ki. Tabii orijinal olunca biraz ağır olur yani şey. Evet. Ve oynamaya da başladı. Oynamaya başladı aynen. Oynamaya başladı. En ince ayrıntılarına kadar sevgili ustamız bize anlatmaya devam ediyor. Aynı bunun kendi iş yerinde yapıyormuşsunuz gibi. Aynı değişen bir şey yok. Şerbetini soğuk vereceğiz bunun. Yani biri sıcak biri soğuk olacak her zaman şerbetli tatlılarda. Şerbeti biz bunu her zaman sorun olmuştur hanımlarda. Şerbetini de biri sıcak biri soğuk. Şimdi bu pişti sıcak bu. Şerbet de sıcak verdik ne olur? Bu sefer hamur olur. Hamur olur. O dengelemesi için biri sıcak biri soğuk olacak ki ılık olsun yani kaynar olmasın. Bu hamur zaten. Evet, üzerine bir de sıcak su kaynar su verdik. İyice hamur olur. Ondan sonra niye hamur oldu? Yani. Düzgün bir kıtır olması gerekiyor. Evet. Hanımlar yapacağınız çok basit işlem. Sadece biri sıcak biri soğuk olacak. Birkaç tane püf noktasına dikkat edeceğiz. Bu baklavada da böyle, şekerparede de böyle yani baklavada da hani biri sıcak biri soğuk olması gerekiyor. O da aynı şekilde dediğim gibi hamur olur. İyice oynamaya başladı. Evet. Küçülmeye başladı. Küçülmeye başladı. Böyle şey yapma, pişmeye başlıyor. Şimdi ter tuz yapacağız. Diğer tarafını da pişireceğiz. Ondan sonra bitireceğiz. Yarışmadan bahsetmek istiyorum. Ustam bir taraftan da yarışmaya, uluslararası yarışmaya herkes katılabilir mi? Ya genelde öğrenciler katılıyor. Öğrenci. Aynen. Ya yani %90 öğrenciler katılıyor. Ama normal display alanımız da var. Burada işte ev hanımları da katılabiliyor. Yani önemli olan güzel bir ürün ortaya çıkarmak. Yani çok kısıtlamamız yok işte. Öğrenci katılacak, başka sen katılmayacaksın. Böyle çok sınıflandırmaya ayırmıyoruz. Genelde ama %90 öğrenciler katılıyor. Evet, katılmak isterlerse sevgili seyircilerimiz de şimdiden tabii, hazırlansınlar. Tabii hazırlansınlar yani. Sosyal medyadan geçen, takip etsinler. Geçen sene siz gördünüz bayağı evet. Bir yani şey, detaylı bir yarışma. Hazırlanmadan gelirlerse sıkıntı yaşayabilirler. Evet. Evet şimdi bu şekilde ters çevireceğiz bunu. Harika gözüküyor gerçekten. Süper. Yani dedim ya biraz önce bunu şey yapmak lazım. Baskı yapmak lazım. Baskı yapmasak biz bununla çeviremezdik. Belki normalde bile çeviremezdik. Dağılabilirdi. Aynen. Kısa kadeşte yapıyoruz. Yapacağımız yine aynı şekilde. Tek şey püf noktalarına dikkat etmek. Evet. Biraz daha yağ ilave edeceğiz şu kenarlardan. Kadayıf kızartmakta bir maharet ister. Maharet. Genelde böyle biz ızgara üzerinde yapıyoruz. Direkt alev üzerinde yapmıyoruz ki alev direkt temas etmesin diye. Ağır ağır pişsin. Hani burada evde de mecburen alevle yapacağız. Altına bakalım pişmiş mi? Yakmamak da gerekiyor. Pişiyor. Şerbetini burada mı dökeceğiz, sofrada mı? Burada dökelim. Burada. Direkt alevin üzerinde coz sesini duyalım. Sizin o meşhur coz sesi. Evet. Pişmek üzere. Ben hemen şöyle şerbeti de hazırlayayım. Aynı şeyi koyalım. Şöyle.
Evet, şerbetin yavaş yavaş soğudu ve koyulaşmış aynen, gerçekten. Aynen, soğudu ve koyulaşmış. Veriyorum. Lezzetin sesi var. Aynen, lezzetin sesi. Şerbetini de yine aynı şekilde bol veriyoruz. Tamamdır. Şimdi limon kabuğunu alacağız. Şimdi hemen soframıza geçiyoruz. Aynen. Sevgili seyircilerimiz, Halime Şahin ile Lezzete Şahane programının artık finalindeyiz. Birbirinden muhteşem yemekler yaptı sevgili Hayrettin Ustam. Ustam, öncelikle neler yaptın hemen hızlıca alalım sizden. Tabii, öncelikle soğuk ayranaş çorbası yaptık. Erzurum yöresine. Aynen, Erzurum yöresine ait. Yaz aylarında çok kullanılan bir çorba. Soğuk yaptık. İçerisinde nohut var, buğday var, işte baharatlar var, nane var, reyhan var. Bu tür baharatlarla güzel bir çorba yaptık. Yaz çorbası yaptık. Artı proteinli bir çorba. İçerisinde nohut ve buğdayın olmasından dolayı. Sonrasında soslu bir köfte yaptık. Yine aynı şekilde yani çok böyle salça kullanmadık. Yani biraz dedik yaz mevsimine uygun bir yemek olsun. İçerisinde demoglas sos var onun. Bunu da marketlerde bulabilirler her yerde. İşte biber çeşitleri var. Soğanla soteledik. Güzel bir karışımdan dolayı sonra köfte, güzel bir köfte ortaya çıktı. En son cevizli tel kadayıf tatlısı yaptık. Aynen gördüğünüz gibi bayağı güzel gözüküyor. Yine bunun içerisinde ceviz var. Bol ceviz kullandık. Tereyağı, bol tereyağı kullandık. Biraz ağır tatlı ama artık onu yiyen onun şeyine de katlanacak artık. Onun kalorisine de katlanacak. Üzerine Antep fıstığı, toz Antep fıstığı koyduk. Şerbetini koyduktan sonra servise sunduk. Ellerinize sağlık. Gerçekten evet. Hepsi çok emekle yapıldı. Bin bir emekle ve sevgiyle yaptı sevgili Hayrettin Ustamız. Elinize kolunuza sağlık. Bizim programımıza konuk oldunuz. Gerçekten çok teşekkür rica ediyoruz ederim, size. Rica ederim. Umarım seyircilerimiz bir şeyler kapmıştır, bir şeyler vermişizdir. Tabii ki birbirinden farklı yemekler çünkü bunlar. Aynen, biz de elimize geldiğince yardımcı olmaya çalıştık, bir şeyler sunmaya çalıştık. Yardımcı olursak ne mutlu bizlere. Çok teşekkür ediyoruz ustam. Sevgili seyircilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi yemekleri yapacağız? Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Görüşmek.